Merhaba, Türkiye'de bu hafta. Bakan Nebati akademik camiayı birbirine kattı. Beyin yakan sözlerinin ardından Nebati insanlara nörologlara gitmelerini önerdi. Bu nöro iktisadıyla ilgili dalga geçmişler. Nörologlara gitsinler o zaman. Ne yapayım? Nörolog. Efendim, gitmesine gideceğiz de randevu bulamıyoruz ki. Sayın Bakan kurumlar arası iletişime geçerse daha sağlıklı tavsiyeler verebilir. Neyse, akıl sağlığımıza biz sahip çıkalım derken efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı cemevi açılışında gördük. Hani Cümbüşevi'ydi? İBB Başkanı olduğu dönemde Recep Tayyip Erdoğan Karacaahmet'teki cemevi için Cümbüşevi demişti. O cemevi bir ucube olarak yapıldı orada. Bütün tuşları hunharca basıyorlar. Onu yapan biri daha var. Metin Feyzoğlu Kıbrıs Büyükelçiliğine atandı. Kızmayın Sayın Başbakanım. Güzel bir şey. Önünde diz çöktü. Şimdi Lefkoşa Büyükelçisi oldu. Allah aşkına. Ya Allah aşkına nasıl yaparsınız ya? Aklıma köşesinden gereğini yapan Ahmet Hakan geldi. Ne dediğini hatırlıyor musun? Sokak röportajlarını da yasaklayalım dedi değil mi o? Zahmet etmiş. Zaten yeni sansür yasasıyla konuşmamızı da yasaklayacaklar. Suriyeliler değil, Afganlar değil. Bana sahip çık, bana. Türk milletçiyim ben. Yanıltıcı bilgi veriyorsun. Peki buna kim karar veriyor? Büyüklerimiz. Aman hede geç. Zaten onlar da bize öyle diyor. Ne oluyor? Tamam, yok dedi. Bir şey diyor. Şimdi Türkiye'nin gündemini yakından ilgilendiren başka bir konuya geçiyoruz. Sen toplu konut idareleriyle ilgili...